Herkese merhabalar sevgili koç burçları umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün bir 7 Temmuz haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Şimdiden hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bu bakımla beraber Temmuz ayının ilk haftasına giriş yapıyoruz. Güzellikler sizlerin olsun diyelim. Hemen şöyle tabağımı ileriye doğru götürüyorum. Hemen fincanınızı sizlere göstereyim. Nasıl bilemedim. Şöyle yapalım. Şimdi öncelikle düşünün içiniz kapkara olmuş. Ve burada bir aydınlık var. Sizin yüreğinizi içinizi aydınlatıyor. Böyle bedeninizin tam orta yerinin böyle ayrılıp oradan böyle dışarıya doğru ışıdığınızı, ışık çıktığını düşünün. Sanki böyle bir olay var. Demek ki çok rahatlayacaksınız. İçiniz çok büyük bir ferahlıkla dolabilirsiniz aslında bakarsanız. Bu koyuluğa rağmen, bunca sıkıntıya rağmen size kendinizi iyi hissettirecek. Hani kavga ediyoruz ama benimle barışmak istediğini söyledi. Ben de affettim. Yani bir şeyler demek ki daha sineye çekilebilir. Demek ki bir şeyler telafi edilebilir olmaya başlıyor en azından sizin için. Şurada güzel iki kişisiniz. Konuşmalarınız var. Bu kişiyle arkadaşlar bu hafta bittikten sonra yani 1-7 Ekim bittikten sonra özellikle ile 8'inden sonraki vakit hani bu hafta bitecek ta 2 3 hafta sonrası değil hani 7'si pazar ya sanki 8'inde çok önemli bir işiniz varmış gibi bir konuşma içerisinde olabilirsiniz. Bu arada bir yay veya da bir terazi burcuyla ya da bir ikizler burcuyla karşılıklı yapacağınız bir görüşme olabilir. Bu görüşmede de bir başlangıç yapacaksınız. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Ama sanki bu kişiyle yaptığınız görüşmede bakın zaten belli yani bir görüşme oldu. Sürekli bir fikir ayrılığı, işte tekrar birleşiyorsunuz. Sonra tekrar fikir ayrılıkları yaşanıyor olabilir. Bu dönemde bu görüntü sağ tarafta olduğu için demek ki bir şekilde bir barışa, bir şekilde ortak bir noktada buluşma durumlarınız olabilir. Bir de şurada hafiften böyle bir kalp gibi bir görüntü var. Yani iki kişisiniz. Yine konuşmalarınız var ama bunlar biraz daha bakın iş falan değil. Baya baya sırf aşk konuşuyorsunuz. Ha, karşınızdaki insan çocuğunuzdur, anne babadır, birisidir, kardeştir. Ona aşk tavsiyesi de veriyor olabilirsiniz. Veyahut da kendi aşk hayatınıza birisi gelebilir. Gelirse bu arada adında soyadında H, A, B harfleri olabilir veya da hayatınızda var olan insanla ilişkinizi sağ tarafa çekmek yani iyi güzel olumlu olacak bir şekilde hani toparlamaya mümkünse ilerletmeye çalıştığınız bir dönemdesiniz. Buraya geliyorum. Bir kağıt işiniz olacak ama bu kağıt işi Hani hemen olacak bir şey değil. Üzerine öncelikle çok düşünülmesi belki işte avukata gidip konuşacaksınız, bankayla gidip konuşacaksınız, uzmanıyla gidip konuşacaksınız, aileye danışacaksınız, çevreye sorup soruşturacaksınız. Ondan daha sonra belki hani ister eğitim kağıdı olsun, ister evlilik kağıdı, ister para yani kağıt para olsun ya da başka bir yani önemli evranız olsun fark etmek sizin bu kağıt işi için uğraşıyorsunuz çok az bir şey kalmayız zaten hani demek ki bu hafta sizin ilerleyen zamanlar için bu kağıt adına yaptığınız çeşitli çalışmaların olduğu, çeşitli düşüncelerin olduğu bir hafta. Buraya geliyorum. Yatan birisi var ama bu normalde ben yatan kişileri hasta olarak nitelendirmiyorum fakat bu kişi hasta ve hani normalde hastalığı devam eden bir insan bir anda hastalığı çıkmış olan bir insan değil yani sadece bu hafta özel bir hastalık değil normalde zaten hani hastadır bir yere ağrıyordur vesaire bu hafta bu kişiye bir ameliyat söylenebilir bu kişiye bir işte küçük operasyon biyopsi işte biraz belki rahatsızlık işte dişin çekilir kişinin başı ağrır bütün gün yatar bunun gibi bir olay da olabilir ama bir hastalık var önceden gelen rahatsızlık var. Bununla ilgili bir 7 Temmuz haftası ilaç kullanımı veyahut da dediğim gibi bir şeylerle böyle iyice ilaç kullanımlarının böyle çok yoğun olduğu bir şeyler olabilir. Şimdi şu tarafa doğru devam ettiğimde bu taraf biraz daha hani olumsuzluk, sıkıntı varsa bunların çözüldüğü alanlardır ki varsa bu da görünür. Gördüğüm kadarıyla ince ince yollarınız var. Çok geniş kalın yollar değil. Evet sıkıntılardan kurtulma çabanız çok net bir şekilde görünüyor. Sadece kendinizi değil sizi seven ve sevdiğiniz insanları da beraberinde yukarıya çekmeye çalışıyorsunuz. Burada şu dip kısmına bakın bir konuşma var karşılıklı. Samimi bir konuşma ama başkaları hakkında konuşuyorsunuz. Yani işte çocuğumun hayatı güzel olursa eş de onun hayatı güzel olduğu için benim hayatım da güzel olur. İşte maddiyatımız sıkıntı. Çocuğumun maddiyatı olursa benim de maddiyatım dolaylı bir yoldan olabilir. Belki eşiniz hakkında konuşuyorsunuz. Belki başkası hakkında. İşte anne baba varsa, kayınpeder kayınvalide ya da birisi varsa onun malı mülkü ondan ne kalabilir, ne yapılabilir? Belki bunlar hakkında ona keza konuşuyorsunuz. Yani sizi bizzat belki ilgilendirmeyen ama dolaylı bir şekilde size çok büyük katkısını olacağını düşündüğünüz. Hani kardeş aileden birisi vesairedir. Onun hakkında konuşuyor olabilirsiniz. Burada kaşı kalın bir erkek var ve altında da gözü var. Yani şunu söylüyor. Bu erkek evet kaşının altında gözünün olması çok normal bir şey. Ama ya kaş çıkar ya göz çıkar ikisi aynı anda çıktığı zaman bu kişinin biraz... Hani çok böyle sert, sinirli, bakışlarını ve imalarını çok böyle sert yapan hani tamam mı canım demez, anlaşıldı mı, emrimi duydun mu, sana söylüyorum hey. Yani biraz daha bakın biraz yani böyle kaba yani hani yumuşatma olayı yok. Net böyle patır patır konuşan bir erkek var burada. Bu kişiyle arkadaşlar hani 10 kişinin arası kötüdür. 10 kişi ondan nefret ediyordur aynı biçimi insan diyordur ama sizin aranız bu kişiyle çok iyi olduğu için belki iş hayatında belki aile içerisinde belki okulda işte ne işiniz varsa ne gücünüz varsa oralarda sizin bir artıya geçme durumunuz olabilir yani biraz daha sevildiğiniz bir dönemdesiniz şu gördüğünüz büyük yer sizin bir yandan bakış açılarınızın değiştiği bir dönem. Artı bu yarılmanın olduğu yerde de bakın yine görüşmeleriniz var. Yani iki kişi iki kişi yine şurada iki kişisiniz. Güzel bir görüşme içerisindesiniz. Hiç yani sıkıntı konuştuğunuzu görmedim. Sıkıntı konuşuyorsanız da bu sadece bir şeyleri gel baş başa verelim ve biz bu olayları düzeltelim. Nasıl toparlayabiliriz? Hep bunların yapıldığı konuşmalar. Kalkıp da şu kişi şöyle aman ne giymiş ne etmiş hiçbir dedikodumuzu görmedim. Çünkü boş konuşma da yok. Normalde biliyorsunuz böyle çarşı gibi oluyor. Ay diyorum çok konuşuyorsunuz. Her şeyi böyle konuşuyorsunuz. Hayır bu hafta ne gerekiyorsa o kadar konuşuyorsunuz. Gerekmediği yerde konuşmalar yok. Az, öz ve direkt neredeyse sonuç getiren konuşmalar içerisindesiniz. Yalnız birisi var burada adında soyadında S, E, F, Y ve H harfi olan birisi. Ya ayın birinde, ya yedisinde ya da on yedisi civarlarında sizin sırtınıza binip e hadi beni götür diyebilir Tabii ki sadece arabayla götürmek değil. İşte sen, senin işin var, iş yerin var. Ee işte beni de taşı. Sen iş kurdun, e ben de gelim senin yanında çalışayım. Bizim çocuk da gelsin, senin orada dursun. Sen ona birazcık işte az buçuk maaş ver. Ben belki kimseyi istemiyorum. Birisine yani sırf senin gönlünü yapmak için niye maaş vereyim diyebilirsiniz. Ya da ben işe girmiş olabilirim. Ben şanslıydım, biliyordum, ediyordum kendi bileğimin hakkıyla ya da bir şekilde ben girmişim. Sana benim faydam dokunmak zorunda değil. Diyebilirsiniz tabii ki çok rahat bir şekilde ama işte sen girdin benim çocuğumu da al beni de al İşte ben de şuradan geri vereyim var mı açık yer yani sizden bakın bir fayda sağlamaya çalışan normalde seviye olabilirsiniz ama bu şekilde sizden resmen dilenerek zorla iyilik yaptırmaya çalışan birisinin olması sizi bu dönemde çok rahatsız edebilir ama ben size şunu söyleyeyim bu kişiyi de çok kırmaya hevesli değilsiniz belki aileden birisi bir şey istiyor ya 40 yılın başı bir şey istedi. Hani onu da yapmazsam o kadar da mı yapamıyorsun gibi söylerler. Şeklinde bir durumunuz olabilir. Belki sizden bir miktar hani senin param var e bize de ver gibi olaylar olabilir. Bir de burada sanki bir şey bekliyorsunuz. Yani ayaktasınız şey gibi otobüs durağında gibi. etrafınızda bakın aşağıda birisi var ve sizi seslenmeye çalışıyor. Yani gel barışalım, gel bir şeyler yapalım. Sesimi duy Yok hayır ben zaten birazdan kalkıp gideceğim. Hiç lütfen bekleme yapma. Çekil önümden. Deyip sanki oradan gidecek gibisiniz. Veyahut da çalışma yapıyorsanız kısa süreli olacak. Hani ben burada ömrü billah kalmayacağım. Bu iki aylık bir iş. Bir aylık bir iş. Kısa süreli bir iş. Yarı zamanlı bir şey. Veyahut da dediğim gibi hani ben Otobüsüme binip artık başka yere gideceğim. Yani başka bir aşka gideceğim. Sen bana günlük otobüs gelene kadar sohbet edecek gibi bir ilişki sunuyorsa ben burada yokum. Ben hani daha ciddi şeylere daha böyle hani binip gideceğim. Yani bir değişim var hayatımda ben bunu bekliyorum da diyebilirsiniz. Öyle çok fazla böyle kısa süreli bir şeyler görmedim ama yani fark ettiğiniz üzere çok fazla konuşmalar var. Her yerde bıdır bıdır bir şeyler Konuşuyorsunuz. Şurada bir surat var. Size göstermek isterim. Görüyor musunuz? Bu perişan halde bir erkek. Bakın. Şu surata bakın. Ya bunu herkes görüyordur değil mi? Şurada. Sanki böyle tablodan fırlamış parmağıma doğru bakan bu bir surat. Ay vallahi billahi. <laughs> İnanılmaz bir şey gerçekten perişan durumdaki bir erkek güzeldi bir erkek. Yani yüzüm falan çok tatlı, çok güzel. Üstünde A harfi var. Yani Ç mi bu M mi anlayamadım. Yani bakın bu bir erkek. Baya bir erkek. Ama bu erkeğin üstünde iki kişi dans ediyor. Bir tanesi balık zaten belli. Altı ay gibi olmuş. Diğerini çok çıkaramadım Burcu'nun. Bir şey diyemeyeceğim. Ama bir tanesi balık, bir tanesi siz misiniz bilemiyorum. Adında soyadında N-Y harfi olan birisi bu. Ve bu erkeğin üzerinde dans ediyorsunuz. Ve sağda olduğu için böyle bir yorum yapacağım. Normalde yorumum farklı olurdu. Buradaki yorumum biraz daha şu şekilde. Bu erkek çok üzülüyor. Yani belki eşiniz, belki diyeceksiniz aa ben. <laughs> olabilir. Sonuç olarak iki kişi Toplanıyor ve bu erkek ister ailenin babası olsun ister küçük bir çocuk olsun isterse kardeş olsun fark etmeksizin. Bu erkek çok üzülüyor ama biz bu kişi için çözümü bulduk. Çözüm de bu. Aa, çok iyi düşündük valla hadi gidelim ona söyleyelim. Yani onun adına bir çözüm bulabildiğiniz için çok mutlu ol oluyorsunuz diyebilirim. Onun bir derdine derman olduğunuz için belki çok çok seviniyorsunuz. Burada zaten kocaman gelinlikli bir kişi var ve gelinlik demek büyük bir mutluluk yaşamayı ve mutlulukların böyle bir başlangıç şeklinde gelmesini anlatıyor. Ve sizler de bu dönemde özellikle aile içerisinde herkesin bildiği bir başlangıç yapabilirsiniz. Ama biraz daha dördünden sonra böyle kalbinizden gelerek mutlulukla yaptığınız bir şeydi. Ay keşke yapmasaydım etmeseydim demiyorsunuz. Ve bu tarafa doğru yani iyice sağa doğru bir gelme var. Halen içi oldukça e, aydınlıkta aydınlık da görünüyor. Böyle düşman diyebileceğim herhangi bir insan yok ama biraz para çalma çaldırma işlerine e, dikkat etmeniz ve bir şeyle ilgileniyorsanız burada evet maddiyat okey ama biraz daha maneviyatınızın güçlü olup olmadığına uğraşabilir miyim uğraşamaz mıyım ben buna bu büyük bir stres. Ben bunu kaldırabilir miyim? işte? çocuk düşünüyorum. Acaba kaldırabilir miyim? İstemek yetmiyor. Biraz o maneviyata, hadi maddiyat bir yere kadar maneviyata sahip olmak gerekiyor. Var mı bende yok mu? Bunu birazcık hani kontrol etseniz iyi olur. Ve bir de dolandırıcı gibi insanlara dikkat edin. Bir sürü şeyiniz var ama özellikle şu çok güzel bir şekilde aktı. Ne diliyorsanız inşallah hayırlısı olsun diyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.